Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahturun. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vafu anna vafir lana ve erhamna ente mevlana fansurna alel gamil kafirin. فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المرتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Bugünkü dersimiz Arapça. Arapçada kitabımızın 14. dersi. Bu derste zamirlerin tekil halleri ve çoğul halleri anlatılıyor. Zamirleri daha önce gördük, anlatmaya çalıştık. Dersi tekrar edenler anlamıştır. Arapçada 14 zamir vardır. Yani şu elimizin parmaklarının boğumluğu adedince. Değil mi? 3, 6, 9, 12, 2 de burada var, 14. Bunlardan birincisi demiştik. Küçük yani serçe parmak. Neyse şöyle nasıl oluyor? Ha. Böyle Salim'le göstereyim. Serçe parmak. Bu eril içinde ve gayb içinde. İkincisi yüzük parmağı denilen. Bu da gayb içinde ama dişil içinde. Bu ortadaki muhatap için ama eril muhatap için. Yani karşımızdaki hitap ettiğimiz, konuştuğumuz erkek için. Bu baş parmağı, şehadet parmağı çoğul ama dişil için ve muhatap için. Yani çoğul değil, muhatap ve dişil için. Bu baş parmakta, bunlar da konuşanların zamirleri. Tekil çoğul konusuna gelince, şu el ayasına bitişik olan boğumlar, bunlar tekil. Yani ben, o gibi tek kişi. Ortadakiler tesniye ve en sondakiler de çoğul. Evet. Şimdi kitapta demiş ki burada yine tekerlümnet, orada da bakabilirsiniz internet sayfasında, daha detaylı izahlar bulabilirsiniz. Eddersur Rabi'u Aşara 14. ders. Tabi burada Eddersu ötüre değil mi? Bu da normalde ötürü olması lazım. Değil mi? Bunlar ötürü olması lazım. Ama şimdi bu başka bir konu. Bu zamirlerle alakalı değil ama sayılarda biliyorsunuz 13'ten 20'ye kadar olan sayılarda sayılar fetha üzerine mebnidir. Mesela yani 13'ten 20'ye kadar değil, 19 dahil olmak üzere ayet-i kerimeyle de sabit. Zaman zaman söylüyoruz. Cenab-ı Hak cehennemden bahsederken aleyha tisate aşara diyor. Yani fetha üzerine mebnidir. Ötre olmaz, esre olmaz. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi burada birinci zamirimiz nedir? Tekil olan entedir. Yani sen demek. Ente, sen. Bunun çoğulu entümdür. Değil mi? Entüm. Yani ente müfret, müzekker, muhatap. Yani şu orta parmak. Elimsire de sive çekme parmakları vardı ya. Orta parmak bu ente. Şu cemi olan yukarı, bu da entüm. Tabi bunun arasında bir de tesliye var. Ente, entuma, entüm gibi.
İşte şey için tekrar bakayım. Bu erkek için yani ente erkek için entüm de yine erkekler için sizler demek. Tabii kadınlar için enti kadın için olduğunda üstünde yerde şuraya bir esire geliyor enti. Evet. Misallere geçelim. Bir erkeğe soruluyor ki men ente? Yani sen kimsin? Sonra bir soru daha geliyor. Çok erkeklere men entüm siz kimlersiniz? Tabi ente bu zamiri munfasıldır bu. Zamiri munfasıldır yani herhangi bir fiile veya isme veya bir emre bitişmeyen zamiri munfasıl denir. Zaten munfasıl da ayrı demek. Evet. Munfasıl. Ayrı yani. Fasl olunmuş. Fasl olunmuş. Tabi bu zamirin muttasıl hali de ke olarak gelir. Ke'nin de çoğulu kümdür. Efendim. Misal Eyne beytuka ya ahi? Senin evin nerede ey kardeşim? Evin nerede ey kardeşim? Çok kişiye sorulduğu zaman muhatap Eyne beytukum ya ihvan? Yani burada ke küm oluyor tabi. Ahi de çoğalması lazım. Cemi sıvesiyle gelmesi lazım. Bu da ihvan oluyor. Ahike. Ahinin yani ah veyahut da ahın çoğulu nedir? İhvandır. Evet şimdi bu enteydi. Bunu hallettik. Şimdi ene'ye geçiyoruz. Ene zamiri çoğulu nahnüdür. Ene ben demek. Ene ben, nahnu biz. Her ikisi de erkek ve dişiler için ortaktır. Yani ben ve bizde cinsiyet yoktur. Misali Nahnu Müslimune, biz Müslümanlarız. Biz Müslümanlarız. Yani Nahnu'nun kendisinde cinsiyet yoktur ama ondan sonra gelen isim veya fiil, bunlarda cinsiyet vardır tabii. Çünkü Müslimune, geçenki derse gördük, Cem-i Müzekker salimdir. Efendim, belirli bir kalıp üzerine geldiği için Cem-i Müzekker salimdir. Efendim, bu Müslüman erkekler demek. Biz Müslüman erkekleriz. Nahnu Müslümatun da bu da Cemi Müennes salimdir. Biz Müslüman kadınlarız. Yani Nahnu'nun kendisinde bir şey yok. Bir cinsiyet farkı yok. Ondan sonra gelen kelime de var. Zehebte sen gittin. Yani bu şöyle düşünebilirsiniz. Aslında bu zehebe ente ama ne olmuş? Zehebte. Zehebte yani. Ente burada te'ye dönüşmüş. Bu da zamir-i muttasıl olarak görülebilir. Zehebtüm entüm gibi. Siz gittiniz aynı şekilde. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Dinleyenler, ilgi duyanlar böyle videoyu durdurarak, çalıştırarak tekrar isteyen çalışabilir. Onun için hızlı geçiyorum. Zaten bildiğiniz kelimeler, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde aşina olduğumuz kelimeler, fiiller, zamirler bunlar. Sonra bir baba oğluna soruyor. Misal yani. Kendimize göre küçük hikayeler kuruyoruz. Eyne zehebtum ya ebnâ'î? Nereye gittiniz ey oğullarım? Yani beni veya büneyyenin çoğulu nedir? Ebna, ebnai. Buraya kadar bunlar zamir. Sonra şeyler geliyor. Gayrimunsariflerden biraz bahsediyor burada. Şu kısımdan sonra. Efendim dişi özel isimler gayrimunsarıftır demiş. Yani tenvin ve kesir almaz. Eminetü, Meryem'u, Hadice'tu. Arapça olmayan
özel isimler de hallettiklerimize bir çarpı koyalım. Arapça olmayan özel isimler de gayrimunsarıftır. Mesela Hitler demiş. Hitler, William, London, Pakistan. Bunlar da özel gayrimunsarıftır. Çoğu peygamber ismi Arapça olmadığı için, yani üç harfli peygamberler hariç onlar Arapçadır. Ama çoğu peygamber ismi Arapça olmadığı için gayrimunsarıftır. Yani üç harf dedim de mesela Lut aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Nuh aleyhisselam bunlar gayrimunsarıf değildir. Bunlar Arapça isimdir. Ama diğer Adem, İbrahim, İshak, İsmail, Yakup bunlar kimi İbranice, kimi Süryanice olduğu için bunlar gayrimunsarıftır. Yani bunlar Arapça değil, yabancı kelimedir bunlar. Ancak Arapça olmayan özel isimler yalnızca üç harfliyse ve erilse munsarıf olur. Evet. İşte Nuh'un, Lut'un, demin dediğimiz gibi George demiş. George yani Georg. George. Bunlar diyor munsarıf olur diyor. Şimdi izafet konusuna geçmiş. İzafet tamlamalarında muzaf olan kelime bir başka kelime izafe edildiğinden konumu gereği marifedir. Bu nedenle mudafı niteleyen bir sıfat geldiğinde bu sıfat marife olacaktır. Misal, imamın yeni evi diyor. Beytül imami el cedidü. Beytül imami el cedidü. Burada el cedidü sıfattır. Yani beytül imamı muzaf muzafın ileyhtir. Yani beyt muzaftır. El imam muzafın ileyhtir. El cedidü de bakılır. El cedidü'nün harekesi ötre ise bu o zaman beytin sıfatıdır. Yani beytül cedidü demektir. El beytül cedidü yeni ev demek. Ama burada esre olursa ötre değil de burada kesre olursa o zaman Beytül İmamil Cedid olur. O zaman yeni imamın evi olur. Yani yeni bir imam gelmiş bir köye, bir yere. Onun evi, onun lojmanı manasına. Yeni imamın evi burası der gibi. Yani bir harekenin değiştirmesine bakın. Yani manayı değiştirmesine bakın. Onun için ilimde de işte böyle hüküm çıkarırken yanılanlar olabiliyor yani. Onun için dikkat etmek lazım. Yani meşhur bir alim de olsa harekat hatasından yanlış hüküm verebilir. Efendim ama niyeti iyi olduğu için Cenab-ı Hak ona bir sevap verir. Niyeti iyi olup da içtihadını tutturabilenlerinde iki sevap veriyor. Ehl-i Sünnet'in itikadı böyle. Evet. Şurada şimdi benim az önce anlattığımı tekrar etmiş. Beytül İmamül Cedidü yeni ev anlamına gelir. Beytül İmamil Cedidi, yeni imamın evi. Ben onu biraz acele edip çoktan yani yeri gelmeden anlatmışım. Ama burada da bunu inceleyip tekrar edebilirsiniz. Hangi anlamına gelen bir şey vardır? Präpozisyon vardır. Präpozisyon diyoruz Almanca. Yani şey bu. Ya da harf deniyor şeyde Arapçada. Hangi anlamına gelen eyyü? Eyyü soru kelimesi yanında gelen kelimeye muzaf olur. Yanındaki kelime de cer edilir. Yani muzaf ile cer edilir. Mesela eyyü beytin, bak cer olmuş. Eyyü beytin. Beytin muzaf ile'dir. Lil veziri. Hangi ev bakana aittir? Eyyü müderrisin, değil mi? Aynı şekilde fil faslı hangi hoca sınıftadır veya sınıftaki hangi hoca var. Sonra inna cealna ma alel ardı zineten leha efendim zineten leha ha, devam ediyor. Ben bu satırı sadece yalnız bir ayet sanmıştım. Ama şuradan devam ediyor. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Efendim, şeyde de var ya Sure-i Mülk'te اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
Aynı şekilde. Burada da eyyü muzaf muzafilektir. Fakat zamirler, buradaki hüm zamiri cezm üzerine mebni olduğu için bunun harekesi değişmez. Yani eyyühim olmaz, eyyühüm, bu devam eder. Bu mebnidir, mebni denir buna. Yani statiş, dinamiş değil. Sonra eyyünün başına bir harfi cer gelse eyyü mecrur olur. Mesela min eyyi beledin ente, hangi ülkedensin? Fi eyyi faslın celesse, hangi sınıfta oturdun? Febi eyyi hadithin ba'dehu yu'minune, bundan sonra hangi söze inanacaklar? Bundan sonra Rahman suresine mi? Febi eyyi e'le rabbiküme tükezziben diyor. Aynı şekilde. Burada e'le'yi eyyinin muzafın ileyhidir. Rahman suresinde. Aynı zamanda eyyi cümlede mensup olacağı yerde fetha alır. Mesela eyyi lugatin tuhibbu el mef'ulü bih yerine geçtiği için, mensup olacağı için eyye diye burada ne oluyor? Fetha oluyor. Eyye lugatin. Şimdi eyye lugatin olsa hangi lugat? Ama eyye şu fetha eyye olduğu için hangi dili yani ihale oluyor şunu. İhale. Hangi dil değil, hangi dili seviyorsun anlamı çıkmaktadır. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Tabii ilim öğrenmek iyidir. İlim öğrenirken çalışmak ibadettir. Onun için iyi niyetle çalışmak lazım. İlmi bir başkasını susturmak için değil de dinini öğrenip daha iyi anlayabilmek için ilme gayret etmek iyidir, ibadettir. Allah'ın rızasını celbeder. Allahümme erzukna hıfzal murselin ve ilhamel enbiyahi ve fehmel evliyahi ikramike ya ekremel ekremin ve berahmetike ya erhamer rahimin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.